Bu video benim bugüne kadar yaptığım en özel ve belki de en derin, en duygusal videolardan bir tanesi olacak. YouTube'u çok özledim ama inanın hayatım bu ara o kadar hızlı ilerliyor ki şu anda Hollanda'dayım, buraya taşınıyoruz ve bütün bu sürecin orta yerinde 30 yaşıma girmeme günler kaldığı için kendimi anı olarak bırakmak istediğim bir videoyu çekmek için şu anda karşınızda duruyorum. Duygusal bir roller coaster'a hazır mıyız? Yani ben bilmiyorum hazır mıyım biraz da gerginim açıkçası çünkü 20 yaşından itibaren bugüne kadar her bir yaşımda beni en çok etkileyen, iyi ya da kötü anılarımı anlattığım bir video çekeceğim aslında bugün. Değişik olacak. Böyle bir Yasemin'in penceresi tadında bir video bizi bekliyor yani. Bunu Z jenerasyonu anlamayacak muhtemelen ama verdiğiniz referanslar falan eskidikçe böyle ulan yaşlanıyorum hakikaten diyorsunuz. Yani bir de tam böyle 30 yaşına giriyorum falan triplerinin içindeyim. Böyle bir içeceğinizi alın. Beraber benim katastrofik 10 yılımın üzerinden geçelim istiyorum. Bir yandan hayatında ne yapmak istediğini keşfetmeye çalışıyorsun. Bir yandan da keşfetmeye çalıştığın şeyler acaba doğru mu yoksa yanlış mı diye düşünüyorsun. Ve tüm bunların içindeyken bence insan kendi üstüne ne kadar gidebileceğini ya da ne kadar gittiğini fark etmiyor. Şimdi yeni yeni anlıyorum ve anlayabiliyor olmamın sebeplerinden biri de terapi almam aslında. Çünkü 20'li yaşlarımda dönüp baktığımda o kadar yardım almaktan uzak bir insandım ki sanki her şeyi tek başıma yapmam gerekiyormuş ve kimseden yardım almamam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Bu arada terapiye hazır hissetmek de bence çok önemli. Benim de zamanım o zamanmış diye düşünüyorum. Bu video ile ilgili bir şeyler yazıp çizmeye başladığım zaman da yaptıkları işe çok inandığım bir markayla Salus'la tanıştım. Bu videoyu Salus uygulamasının destekleriyle yapmaya karar verdim. 20 yaşlarımın beni en çok etkilen olaylarına geçmeden önce size birazcık Salus uygulamasından bahsetmek istiyorum. Sonra duygusal roller coaster'ımıza başlayacağız. Salus bildiğiniz online terapi uygulamalarından çok daha kapsamlı bir dijital sağlık uygulaması aslında. Uygulamaya girdiğiniz zaman uygulama sizi daha iyi tanıyabilmek için kapsamlı sorular soruyor ve verdiğiniz cevaplara göre size en uygun olabilecek terapistleri öneriyor. Uygulamanın içinde terapistlerin yanı sıra fizyoterapistler ve diyetisyenler de var. Salusu sadece terapi almak için değil, uygulamanın içeriğindeki tamamen ücretsiz video ve makaleler için de indirebilirsiniz aslında. Örnek veriyorum yaz sürecindesiniz ya da yeni doğum yaptınız ve doğum sonrası depresyonda olduğunuzu düşünüyorsunuz ve hissediyorsunuz. Bunlara tamamen ücretsiz de erişebilmek de bence çok güzel. Yani sadece gireyim de terapi alayım gibi değil. Salus'u merak edenler ve indirmek isteyenler için açıklama kısmına linki bırakıyorum. Bir tane de indirim kodumuz var. Onu da açıklama kısmından görebilirsiniz. Videomu destekledikleri için de Salus ekibine teşekkür ederek videoya başlıyorum. Evet, takdir edersiniz ki 20 yaşımla başlıyorum. 20 yaşlarımın başı benim için korkunçtu çünkü ailem battı. Yani böyle yılda birkaç kere Amerika'ya falan gidebilen bir e, refah seviyesinde olan ailem birdenbire evinden oldu ve iş yerinden oldu. Bizim restoranımızla evimiz aynı binanın içindeydi ve restoranı satmak durumunda kaldık. Annemler aniden işsiz kaldı ve evsiz kaldık. Bizim maddi çöküşümüz böyle o kadar hızlı ve yokuş aşağı oldu ki Hani birdenbire böyle her yere taksiyle falan gidebilen bir insanken bir gün okula gidemediğim oldu. Paramız olmadığı için ak bile para yükleyemedik. Vapura bineyim de okula gideyim diye. Bir yandan evde koli yapıyoruz, bir yandan ev bakıyoruz. Annemle evlerin kiralarını ödeyebilecek miyiz bilmiyoruz. Yine ilk ayın kirasında teyzem bize destek oldu. Evin perdelerini taktıramadık. Şu an böyle geriye dönüp baktığımda o süreçten nasıl sıyrıldım? İnsan böyle düşünüyor hakikaten böyle büyük olaylardan sonra. Nasıl bunu atlatabildim diye düşünüyorum ama bendeki izleri Gerçekten çok derindir o dönemin. Ailem muhtemelen hayatında ilk defa kiraya geçti ve zaten ondan sonra da hep kirada oturmaya devam etmek durumunda kaldık. Çünkü o koskoca yer bize aitti ve orayı satmak durumunda kaldıktan sonra hiçbir zaman bir ev alacak kadar maddi durumumuz ailecek yükselmedi. Ben yani bu arada bizli konuşuyorum ama ablam da olduğu için hani hep bizli konuşmaya alışmışım o yüzden öyle konuşuyorum. Kolejlere gitmiş, özel okullarda okumuş böyle her sene bir yurt dışına falan gitmiş çocuklardık. Birdenbire ailemin o çöküşünü görmek bana paranın ne kadar değersiz ve ne kadar hızlı gidebilecek bir şey olduğunu gösterdi aslında ve o günden sonra paraya bakış açım çok değişti. Bir yandan da artık böyle bir dairede oturuyorduk ve garsonlar, çalışanlarla değil sadece ailemle kaldığım bir evim vardı. Hem bir yandan hoşuma gidiyordu hem bir yandan da aa sıçtık dedim yani biz nasıl toparlayacağız bundan sonra. Emin yaşlarımın başında bunu yaşamak bana bir tokat gibi geldi ve böyle zengin ailenin şımarık çocuğu modundan birden birdenbire hayatın gerçekleri yüzüne tokat gibi vurulmuş bir insana dönüşmeye başladım aslında. Bu arada ben 17 yaşında üniversiteye girmiştim. Hazırlığı da atlamıştım ve dedim ki Zeynep senin üniversiteyi uzatma gibi bir şansın yok. Ailen bu okula para veriyor. Hemen mezun oluyorsun 4 senede ve çalışmaya başlıyorsun. Sonra 21 yaşına girdim ve 21 yaşında üniversiteden mezun oldum. Ve mezun olur olmaz ablamla Pınar'la beraber bir yerde çalışmaya başladık. Pınar zaten orada çalışıyordu. Birini arıyorlardı. Üskürt Journos'un o zaman böyle bir reklam ajansımsı bir oluşumu vardı. İsmi de Yaratıcı Fikirler Enstitüsü'ydü. Ben de orada işe başladım. Böyle aşırı Junior bir e, seviyede bir iş tabii ki. İlk sosyal medya iş tecrübem benim orada başladı. Yani kazandığım para aşırı komik bir paraydı. Böyle bin lira falan kazanıyordum ama o zaman bin lira bir paraydı gerçekten. Yani hiç yoksa ailemden böyle ekstra neredeyse hiç para almadan böyle 21 yaşında ufak ufak artık kendi ayaklarımın üstünde durmaya başlamıştım. Ama tabii ki ailemle yaşıyordum bu arada. 22 yaşında tiyatroya başladım. Müjdat Gezen'de eğitim almaya başladım. Ve o zamanlar böyle herhalde 100 kilo civarında falandım. O yüzden de hep içimde bir oyunculuk yapma isteği ama bir yandan da kendi kendimi hep aşağı çekme. Sen sahnede nasıl gözüküyorsun acaba hani kendini sürekli kontrol etmek zorundaymışsın gibi bir hisle hiçbir zaman fiziksel olarak kendimi rahat hissedemediğim için rahat da edemediğim bir tiyatro sahnesine çıktım ve toplamda 2 sene kadar Müjdat Gezen'de ben aslında eğitim aldım. Çok seviyordum sahnede olmayı, oyunculuk yapmayı. Yani kendimce tabii ki oyunculuk yapmak demeyelim de hani eğitim alıp bunları uygulamayı çok seviyordum sahnede. Ama dediğim gibi maalesef o zaman body positivity yoktu, benim kendime güvenim yoktu ve bir şekilde kendimi hep aşağı çektim o konuda. Böyle 22 yaşımdan 23'e doğru geçişte bir ajansa geçtim. Başka bir yerde çalışmaya başladım. Ve galiba o ikinci ya da üçüncü iş tecrübemde hani perdeyi kapattım çünkü kör oldum gerçekten az önce. O zaman en son çalıştığım ajanstayım ve sosyal medyacıyım artık yani böyle işte içerik yapıyorum, brief veriyorum. Ajans gerçekleriyle bu yaşta yüzleşmeye başlamıştım. O dönem yine Müjdat Gezen'deydim ve tiyatro oyununa hazırlanıyorduk ekipçe. Hatta Çiçek dilli gilde hocamızdı. Ben o kadar çok çalışıyordum ki ajansta. Gece 1'e 2'ye kadar rapor yetiştiriyorum, içerikli takvimi yetiştiriyorum. Ve sonra kalkıyorum 9'da yine işe gidiyorum. Akşamları da kursa gitmem lazım, tiyatroya gitmem lazım. Bazen mesaiye kaldığım için provaları kaçırmaya başladım. Çiçek Hoca da çok haklı bir şekilde bir oldu, iki oldu. Dedi ki Zeynep sen provalara gelemiyorsun belli ki. Hani seni oyundan çıkartmak zorundayım dedi. Bu böyle benim kafama yani dank etti. Ve birden bire dedim ki ya ben hayatta keyif aldığım bir hobi olarak yapmak istediğim, belki de ileride bir mesleğe çevirmek isteyeceğim bir şeyi bu saçma sapan iş yüzünden yapamıyorum dedim yani. Ben böyle yaşamak istemiyorum dedim ya. O farkındalığı hiç unutmuyorum ve çok sinir olmuştum gerçekten. Sonra dedim ki bırakıyorum ya. Ben freelancer olacağım. Zaten çalışırken şunu fark ettim yani sosyal medyacı olarak bana bir bilgisayar verilmiş. Bu bilgisayardan yapıyorum her şeyi. Sabah niye kalkıp işe gidiyorum? Niye ofiste bulunuyorum? Hiçbir fikrim yok. İşlemde muhasebeci olduğu için benim geldi sana bir şirket açalım madem hani bu işleri artık böyle yürüteceksin. Ve ben şahıs şirketimi kurdum. İşin de böyle son zamanlarında birkaç tane freelance iş buldum ve sonra da gaza geldim istifa ettim. Ama istifa ettikten sonra da ben 9 tane markaya baktığım için benim yerime kimseyi bulamadılar. Ben istifa ettikten sonra bir de 3 ay ekstra çalıştım rezalet bir şey. Yani bir işten hani istifa ettiğinizi biliyorsunuz ve üstüne 3 ay çalışıyorsunuz. Gerçekten kahır gibi bir dönemdi. Neyse bir şekilde o dönemde geçti. 24 yaşıma geldiğimde artık bir freelancerdım ve evde oturuyordum. <laughs> fazla erken alınmış bir karardı benim için aslında. Çünkü çok fazla tecrübem yok. Bilmediğim birçok şey var sosyal medyayla ilgili. Tek bildiğim şey yaratıcı olduğum bir şeyler yaratabiliyorum, bir şeyler üretebiliyorum. Kafamın çalıştığını düşünüyorum ama ukalacı bir yerden değil. Sadece bir yere tutunmam gerekiyor ve ben o yaratıcılığa tutundum. Ama ne reklam verme biliyorum, ne tasarımı çok iyi biliyorum. Kendimi geliştirmem gereken birçok şey var ve freelance pazarını hiç bilmiyorum. O zaman freelance pazarı diye bir şey bile belki de yok. Çünkü sosyal medya daha o kadar gelişmemiş ve markalar ya ajanslarla çalışıyor ya da sosyal medya yapmıyor. Çünkü sosyal medya yapmak o kadar önemli bir şey değildi. Şu an herkes yapıyor bir şekilde. Ve şunu fark ettim ki hani şu Victor Knox'un çakısı vardır ya böyle birkaç tane parçası çıkar içinden. Benim ona dönüşmem gerekiyordu. Çünkü şunu fark ettim. Kobiler, küçük işletmeler, sosyal medyacı arıyorsa adam diyor ki ben uğraşmak istemiyorum tasarımcı sevilmem nesiyle ve hepsine ayrı ayrı para veremem. Benim hem tasarımcı hem sosyal medyacı hem metin yazarı hem de reklamcıya ihtiyacım var. Ben de ne yaptım? Bunların hepsini öğrenmeye başladım. Bir şekilde kendimi geliştirmeye başladığım bir döneme girdim. Ama bilin bakalım ne eksik? Müşteri, müşterim yok. Müşteri bulamıyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. 500 lira para kazanıyorum ayda. Anlam ben buna çok erken girdim diye düşünüyorum. Böyle gerçekten acayip zorlandığım ve duygusal yememin inanılmaz tetiklendiği bir döneme denk geldi bu. Gönüm zaten şu kadar falandı, yerlere düştü. Evden çıkmıyorum, zaten evden çıkmama gerek yok. ve Ben evde oturmayı çok seven bir insan olduğum için bu beni çok mutlu ediyor. Her gün pizza söylüyorum dışarıdan, mutsuzum diye pizza yiyorum. Pizza yediğim için mutsuz oluyorum. Yani resmen böyle bir döngüye girdim ben bir seneye yakın falan. Yedim yedim yedim. 110 kiloya çıktım. Artık arkadaşlarımla görüşemiyordum çünkü böyle bazıları ya Zeynep sen biraz kilo mu almışsın falan demeye başladı ve kaçıyorum insanlardan yani. Ve mutsuz oldukça yiyorum yedikçe mutsuz oluyorum. Pınar tüp mide ameliyatı oluyor. Dedim ki bu işten bir sıkıntı çıkmazsa ben de ameliyat oluyorum. 24 yaşında tüp mide ameliyatı oldum. Aynı hafta bir de gözlerimi çizdirdim çünkü bana böyle bir şey geldi. Benim değişmem gerekiyor falan dedim. Gözümü çizdirdim. Tüp mide ameliyatı oldum. Tüp mide ameliyatından sonra da her şey yeni başlıyor oldu benim için aslında. Çünkü o yaşıma kadar kilo alarak devam ettim. Böyle 10 yaşından 24 yaşına kadar gibi düşünebilirsiniz. Ve hayatımın çoğunluğu kilomun her zaman benim için en büyük problem olduğunu hissederek geçti. Yani sanki bir to-do list düşünün hayatınızda. En üstte kilo vermek var ve sanki diğerlere daha az önemliymiş gibiydi. Sonra zayıflamaya başladım. Ve çok hızlı zayıflıyorsunuz biliyorsunuz. Yani ilk 6 ayda 30 kilo falan verdim ben. Kendinize yabancılaşıyorsunuz. Bedeniniz sarkmaya başlıyor. Yandan size yürüyen falan insanlar olmaya başlıyor çevrenizde. Ne oluyor lan diyorsunuz yani. Ben aynı insanım ne değişiyor ya? Bunlar ortaya çıkmaya başladı ve o kilo vermeliyim kalkanının altında aslında kendimde dönüp de bakmadığım psikolojik olarak ne varsa kilo verme böyle yavaş yavaş azaldıkça gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve şunu fark ettim ki buzdağının görünen kısmıymış benim için aslında kilo vermek. O kilo vermenin altında titaniği batıran bir dağı varmış yani kocaman bir parça varmış ve ben 25 yaşıma girerken bunlarla yüzleşmeye başladım. Aslında belki de ergenlikte üniversitenin başında karşı cinsten görmem gereken ilgiyi göremedim ama 25 yaşında 20 yaşlarımın orta yerinde birdenbire ilgi görmeye başladım ve bundan rahatsız da oldum. Bunu tam anlamlandıramadım da. O dönemde saçma sapan ilişkilerim oldu, ilişki olmayan şeyler oldu. Sonra böyle 25'in sonlarına doğru artık çok zayıflamıştım ve beklediğim beden de asla değildim. Yani ben şey bekliyordum hani zayıflayacağım ve çok mutlu olacağım falan. Babaanneye döndü bedenim yani. Kollarım 7 santim aşağıya sarktı. Göbeğimi tightla yukarı çekmek zorundayım. Hiçbir şekilde zayıf hissetmiyorum. Yağlı ve derili hissediyorum aslında. Hiç hoşuma gitmeyen bir görüntü var bedenimle ilgili ve çok büyük ayan kırıklığına uğradım. O zaman da çok fazla Türk midye ameliyatı olan insan yoktu. O yüzden de kimseden böyle bir geri bildirim alamıyorsunuz yani. Sarktım ettim falan gibi. Biz Pınar'la bir bakıyoruz kendimize. Sarktık yani. Deliler gibi sarktık falan. Sonra 26 yaşıma girerken de dedim ki benim bu derileri aldırmam lazım yani yoksa ben asla tişört giyemeyeceğim hayatım boyunca da böyle askılı bir şey giyemeyeceğim diye düşündüm. Ve zaten derilerimi aldırmam ve YouTube'a başlamam da 26 yaşında oldu. Bir ameliyatından sonra kendimi çok çok daha iyi hissettim ve işte saçım yandı. <laughs> Biliyorsunuz bunu hayatımın çok önemli bir noktası olarak bahsetmezsem olmaz. Hatta o videoda bayağı yaralarım falan gözüküyor kollarımda. Evde bir gün kendi kendime saçımı açacakken dedim ki ben niye bunu videoya çekmiyorum? Daha YouTube'a yeni girmişim. Beşinci video falan yani. Ve saçımı yaktıktan sonraki dönemde de artık yavaş yavaş 2020 yılına giriyoruz. Ee, Keşke hiç girmeseydik dediğimiz bir yıl geliyor tabii ki. Yani mesela benim yaşımdaki insanlar COVID'in de çok kötü bir zamanına denk geldi ve Böyle belki de hayatımızda bir şeylerin tam oturacağı zamanda biz bu pandemi sürecinin içine girdik ya. Herkesin kötü etkilendiği bir dönem ama hani bizim jenerasyonun böyle 20'li yaşlarının meyvesini belki de yiyebileceği zamanlarda kötü geçirdiği bir dönem oldu. Covid'la 2020'nin Mart ayında falan Covid patladı ve benim işlerim çok düştü. Çünkü birkaç tane restoran müşterim vardı. Türk ve restoranlar kapandı. Benim elimden işler gitti. O sırada beraber ara ara çalıştığım bir iş partnerim vardı ve dedi ki Zeynep ben bir tane web sitesiyle çalışıyorum Upwork diye. Bir sürü yabancı müşteri buluyorum. İşte ödemen yatıyor, çok rahat ediyorsun falan. Bana bir tane web sitesi önerdi. Bununla ilgili bir tane videom var zaten. Ben oraya kayıt oldum. Ve sağa sola iş tekliflerinde bulunmaya başladım. Böyle güç bela bir şekilde işlerim yürüyordu. Ama hiçbir zaman iyi para kazanıyorum dediğim bir freelancer kariyerim açıkçası olmadı. Ve sonra ben bu web sitesi üzerinden dolar kazanabilmeye başladım. Yabancı müşterilere erişmeye başladım, İngilizcemi geliştirmeye başladım. Benim özgüvenimi çok yerine getirdi. ve Benim için bence iyi bir başarıydı. Hem yabancı müşterilerle iletişim kurabilmek, hem onların işlerini teslim edebilmek, hem de bu anlamda portfolyoma koyabileceğim bir sürü iş edinmiş oldum aslında. Ve 27 yaşına geldiğimde de babamı kaybettim. Bu zaten benim 20'li yaşlarımın herhalde yani açık ara en büyük üzüntüsü en büyük acısıydı. Covid'dan babamı kaybettik. Birdenbire babamın idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye gittiğinde Covid olduğunu öğrendik ve eve geldiğinde oksijen ölçümünde 88'lere düştüğünü gördük ve apar topar o zaman bir de hastane bulmak çok zordu. Babamı hastaneye yatırdık. Özel bir hastaneye yatırdık hani tanıdıkla falan iletişim kurabilelim diye. Çünkü insanlar hastalarını yatırıyorlar ve haber alamıyorlardı. Biz de babamı çok bilinçli ve ayakta bir şekilde ambulansa bindirdik ve hastaneye yatırdık. Yoğun bakıma aldılar babamı ve 13 gün sonra maalesef babamı kaybettik. Birçok şeyi benim hayatımı değiştiren şey 27 yaşım ve babamın kaybı oldu kesinlikle. Yani şu an çok daha büyümüş bir Zeynep'im, çok daha olgun bir Zeynep'im. Bu videoyu şu an bu kadar açık açık çekebiliyor olmam, duygularımı açabiliyor olmam bile babamın kaybından sonra oldu aslında. Çünkü duygularımla yüzleştim yani. Hakikaten hatta geçen bununla ilgili de Instagram'a bir reel koymuştum. Babamın kaybından sonra kendimle ilgili bastırdım, geri attım. Ne varsa hepsi kustu yani vücudumdan kustu, dışarı çıktı. Artık hiçbir şey tutamadığım bir noktaya geldim. böyle çok büyük şeyler bence insana bunları yaşatıyor. Çok büyük dersler aldım ve çok şey öğrendiğim bir dönem oldu benim için. Daha yani hakikaten 7-8 aydır kendime yeni geldim diyebilirim. Bir iki sene benim için boşluk, ee, ...yarısını hatırlamadığım falan bir döneme dönüştü aslında. Ve bir yandan da 27 yaşımın şöyle çok garip bir tarafı var. Biz Burakcan'la sevgili olduk. 2021'in Ocak ayında böyle yeni yıldan 10 gün sonra falan. Ve nasıl aşığız yani böyle gözlerimiz hiçbir şey görmüyor. Tospembe böyle o dönemi hatırlıyorum ve havada uçuyorum ya. Ve Burakcan da öyle yani gerçekten havalardayız. Yani o aşık olma yaşadıysanız bunu bilirsiniz ya. O 3 ayımız... Birbirimizin gözünün içine bakarak geçti ve dedim ki, hiç unutmuyorum bunu, böyle bir buçukuncu ayımız falan. Ya dedim hayatımda her şey çok iyi gidiyor ya dedim. Yabancı müşterilerle çalışıyorum, döviz kazanabiliyorum. Eve çıktım bu arada, artık ailemden ayrı bir hayat kurabildim. Buna gücüm yetti, işte çok iyi bir ilişkim var, çok mutluyum. Hayatımda her şey çok iyi gidiyor ya dedim. Ve bir buçuk ay sonra babamı kaybettim. Yani o yüzden... Mesela yine maddi olarak çok iyiydik 20'li yaşlarımın başında. Çatırt diye çöktük. Hayatta böyle en tepeye çıkıp en aşağıya inmeyi birkaç kere tattım ve babamın kaybı ve yere çakılışım bunların açık ara en büyüğüydü gerçekten. Burakcan'la olan ilişkimiz Babamın kaybıyla birlikte çok başka bir yere evrildik. Benim hayat arkadaşım, her şeyden önce arkadaşım zaten Burakcan yani en yakın arkadaşımız zaten biz e, ilişkiye başlamadan önce de yani bir saniye adam fiziksel olarak benim yanımdan ayrılmadı gerçekten yani buradan ona da teşekkür etmek istiyorum. Babamdan sonra 27 yaşımı geçirdikten sonra bana bir gitme hali geldi yani ben artık bu ülkede kalmak istemiyorum zaten yani politik ekonomik durumlar ve benim artık bu ülkede kendimi ...görememem, beni temsil eden hiçbir şeyin olmadığını hissetmem vesaire, uzaklaşmam... ...ve Burakcan da Allah'tan ben de bu kafada benzer bir yerde. Ve biz yurt dışına taşınmaya karar verdik, Amerika'ya taşınmaya karar verdik. Ve bunun için benim vatandaşlığım olduğundan dolayı bir ay içinde bir evlilik ayarladı zaten. Burakcan'la beraber yaşıyorduk ve 28 yaşında evlendim. Burakcan'la Ekim ayında evlendik ve hemen green card sürecini başlattık falan. Bu, bu dönemde bu arada inanılmaz bizim için böyle yoğun ve hızlı geçiyor böyle 3 ayda bir falan bir olayımız oluyor mutlaka yani işte green card'dır, Amerika yerleşmedir, evlenmedir falan. Evlendikten sonra ben 29 yaşına girdim ve 29 yaşına geldiğimde yani bu seneye geldiğimizde de Ağustos ayında Pınar'la Burak, onun da eşinin adı Burak, Hollanda'ya gittiler ve geldiklerini dediler ki ya gençler biz Amerika'ya gideceğiz de hani Amerika ekonomik olarak çok kötü bir yere doğru gidiyor. Aşırı uzak ailelerimiz burada. Yani biz Amerika'ya gidip de burayı unutmak zorunda kalacağız. Bunu nasıl yapacağız? Yani maddi olarak da orayı karşılamak çok zor olacak ve bizim bir Amerikan yine Amerikan pasaportumuz olduğundan dolayı Hollanda'da rahatlıkla alabildiğimiz bir vize çeşidi var ve biz bunu biliyorduk. Onlar da gelince dediler ki ya bence biz Avrupa'da şansımızı deneyelim. Amerika bize çok yoracak dediler yani mesafe olarak da, ekonomik olarak da vesaire. Ve biz Burak Can'la bir akşamda ikna olduk tamam dedik biz bir yıldır buraya uğraşıyorduk ama haydi ulan dedik gidiyoruz Hollanda'ya. Ve biz son iki buçuk aydır Hollanda'ya taşınmak için bir süreci başlattık aslında. Ve 29 yaşımında belki de en önemli kararı Hollanda'ya taşınmaya karar vermek oldu. Ve şu anda zaten Hollanda'dayım bu videoyu size buradan çekiyorum. Önümüzdeki ay umarım şu an ev arama sürecindeyiz. E, bu sene bitmeden 30 yaşıma girdiğim an itibariyle birkaç hafta sonrasında umuyorum ki hiçbir aksilik çıkmazsa Hollanda'da yaşıyor olacağız artık. Hollanda'ya taşınmış olacağız. Bu senenin en büyük olayı da galiba bizim rotamızı Amerika'dan birdenbire Avrupa'ya çevirmemiz oldu. Neler yaşadım ya gerçekten. <laughs> ne kadar çok şey yaşamışım. Beni bu 10 sene o kadar değiştirdi, geliştirdi, büyüttü ki neredeyse son 10 senemde Yaşadığım şeyleri böyle tek bir seferde birdenbire anlatmak çok garip geldi. Böyle bir ulan vaybe dedim içimden böyle sizinle konuşurken bir yandan da çok duygulandım çok. Böyle tüylerim diken diken anlattım bazı şeyleri yani. Çok acayip bir 10 seneydi. Teşekkür ederim herkese. Yani bu 10 senede yanımda olan, olmayan, bir şekilde hayatımdan çıkan giden. Gerçekten böyle küçükken böyle şeyleri çok klişe ve cringe buluyordum. Ama hakikaten her şey ama her şey size öyle şeyler öğretiyor ki bazen hiçbir şey öğretmeyecek dediğiniz şey bile size manyak şeyler öğretiyor. Benden daha küçük yaştaysanız ve ya bunu izliyorsanız her şey geçiyor yani. Bunu, bunu aklınızın bir köşesine yazın. O sırada içinde bulunduğunuz, sizin için en büyük dert olan şey neyse o da geçiyor. Merak etmeyin. Size yaşadığınız şeyler ne öğretiyorsa onları yanınıza kar olacak şekilde almaya çalışın bence. Yani benim verebileceğim tavsiye sanırım bu olur. Yani geldiğim noktadan kendimle alakalı bunu söyleyebileceğimi düşünmezdim ama memnunum ve hep ben kendini daha aşağıda gören bir insandım. Şimdi artık kendimi daha çok takdir etmeye başladım. Kendinizi lütfen aşağıya çekmeyin. Ben bunu yıllarca yaptım. En büyük problemin bedenim olduğunu düşündüm. Sonra kafam olduğunu fark ettim. Ve şimdi kafamı geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Büyüyorum ve büyümeye devam da edeceğim. Belki 40 yaşına geldiğimde tekrar bunu bir Eilish'in şeyi gibi yaparız, videosu gibi yaparız. Belki o zamana kadar neler yaşayacağım, neler öğreneceğim. Bir yandan korkutucu, bir yandan heyecanlı. Değişik bir şey ya hayat gerçekten. Duygusal bir olur coaster oldu bu video. Bir kahve içeceğim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve beni uzun yıllardır YouTube'da takip ediyorsanız benim ne kadar değiştiğimi belki de fark etmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Ve umarım değiştiğim kişi hala size bir yerlerde hitap ediyordur diye düşünüyorum. Çünkü bazen de biraz bundan korkuyorum. Çünkü çok fazla şey değişti hayatımda ve artık o her dakika şaka yapan Zeynep değilim. Olamıyorum da yani babamdan sonra özellikle daha o noktaya gelemedim. Belki de hiç gelmeyeceğim. Belki de büyüdüm aslında sadece ve başka bir yerdeyim yani. O yüzden böyle şeyler yapmayı daha çok istiyorum. Biraz daha duygusal, psikolojik şeyleri böyle ağlaya değil ama yeri gelirse ağlaya sızlaya ya da yani güle oynaya. Burada böyle konuşmak, içimi açmak, samimi yeti biraz, samimi olmayı biraz da buradan size vermek istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sevmişsinizdir daha fazla uzatmayıp videoyu kapatıyorum. Sizin 20 yaş, 30 yaş arası eğer bilmiyorum kaç yaşındaysanız, 20 yaşlarınızda diyelim. Size en çok etkileyen olay neydi? Yani bu çok özel bir şey değilse tabii ki paylaşmak isterseniz de yorumlara yazarsanız sohbet ederiz, konuşuruz. Merak ediyorum ve sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.